kimse sevme diyemez. Seviyorum vallahi. O ki bizi var eden, odur şahların şahı. Yeri göğü halk eden, o en büyük ilahı. Tabii ki seveceğim, neden sevmeyeceğim? Onun için yarattı, halk etti bu dünyayı. Altı günde bitirdi ustası bu binayı. Bize şefaat eden Habibi Kibriya'yı. Neden sevmeyeceğim? Yaradan'dan diledi Muhammed ümmetini. Yaradan kabul etti Resul'ün niyetini. Hele biz Müslümanlar onun ehli beytini. Tabii ki seveceğiz. Neden sevmeyeceğiz? Yine konuşturdunuz. Yine konuşturdunuz bu Şemseddin fakiri. Nasıl karşılayacak münkeri ile nekiri? Ömer, Osman, Ali'yi, bir de Ebu Bekir'i tabii ki seveceğim. Neden sevmeyeceğim? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, bu güzel kongremizde, bu şiirimizden sonra da şimdi alkışlarınızla efendim Türkiye Gençlik Konuları Başkanı Uğur Çağdar Beyefendi'yi sahneye mikrofona davet ediyorum. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Efendim buyurun, mikrofon sizin. Selamünaleyküm. Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer delegeler ve divan kurulumuz, kıymetli misafirlerimiz, muhterem dava arkadaşlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada hak ve hakikat yolundaki birliklerimizin baki olmasını, kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Değerli gönüldaşlar, dünya üzerindeki milletler farklı ideolojiler ve üretim sistemleriyle yönetilmektedirler. Ancak dünyanın hiçbir köşesinde tam olarak huzur, barış, güven, refah ortamı temin edilememiştir. 20'den fazla ülke iç ve dış savaş halindedirler. Değerli arkadaşlarım, özgürlüğü temsil ettiğini iddia eden devletler özgürlük vaadiyle İslam coğrafyasını parsel parsel işgal etmektedirler. Devleti Aliye Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Afrika'ya kadar muazzam bir araziye asırlarca sahip olmuştur. Adalet ve hukuk sistemiyle topraklarında ve dünya üzerinde müktedir olmuştur. Değerli gönüldaşlar, bizler Osmanlı'yı temsil etmeye, adalet ruhunu yeniden yaşatmak adına yola çıktık. Bu yol hak ve hakikat yoludur. Allah'ın izniyle bu yol ne kadar meşakkatli de olsa biz bu yolu başaracak ruha, imana, güce ve güvene sahibiz Allah'ın izniyle. Değerli dava arkadaşlarım, bu yol meşakkatlidir. Çünkü biz rezidanslardan, patronlarla, baronlarla çıkmadık yola. Biz dergahlardan Allah dostlarıyla, dualarla çıktık yola. Allah bu yolda yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet. Efendim teşekkür ediyorum. Gençliğimizi görüyorsunuz. Efendim sensin. İnşallah Gençlik Konuları Başkanımızın bütün bu duygu, düşünce ve temennilerine katılmamak elde değil. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının da devamını diliyorum efendim. Şimdi ise huzurlarınıza, bu güzel coşkunun üzerine huzurlarınıza Ankara İl Başkanımız Mücahit Geldeç kardeşini davet ediyorum. Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Divan Başkanım, değerli basın mensupları ve emniyet mensupları ve kıymetli kardeşlerim. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni Osmanlı Harekatı'nın can ve hayat bulduğu Hakkın Sesi, Hak ve Hakikat Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı görevini takdima
tevali edilmesini, onur ve şerefini sizlerle paylaşmaktan mutluyum. İnşallah Yüce Rabbim bu görevi bizi layıkıyla görevi yerine getirmemiz nasip eder. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Biz ne İran, ne Şam, ne de Bağdat'ız. Biz kadehe dolan Abu hayatız. Biz Karasu, Dicle, akan Fırat'ız. Bizlere gedalık, ifrat yakışmaz. Soran sorsun bizi Dumlu Pınar'a. Bu ordudan kimse çıkmaz firara. Sorun bizi, sorun bizi Hacı Bektaş Hünkar'a. Ehli beyt olana ifsat yakışmaz. Kur'an hakkımızda delil hüccettir. Sözümden dönenler bil ki namerdir. Dursun'un yazdığı size davettir. İrfan mektebinde irfat yakışmaz. Efendim, teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi bir zamanlar da yine bu memlekette bazı şeyler oldu efendim. Bir zamanlar etrafımız da değişik kuşaklar içerisindeydi. O zaman da etraftaki kardeşlerimiz sıkıntı içindeydiler. Şimdi de sıkıntı içindeler. Kimin yüzünden, neden olduğunu müsaade buyurursanız birkaç dörtlükte anlatmak istiyorum. Şimdi aç kulağını. İyi dinle İsrail. İslam'a ne yaptı ki Firavun Ebu Cehil? Ve hatta Bosna'da kirlettiniz namusumu, arımı. Filistin'de vurdunuz köpe yavrularını. Gezin kim civanı, kim yapmış soykırımı. O topraklar üstüne ne bağıştın ne bostan. Kahrolsun kızıl Rusya, yaşasın Çeçenistan. Şemsettin'in açıktır aklı ile arası. Ozan lafını söyler geldi. Bu aslında Türk-İslam ülküsünün davası. Aşk badesini içtin, pir elindeki taslağın. Kahrolsun kızı Rusya, yaşasın Çeçenistan. Efendim şimdi de huzurlarınıza iki tane aşık çağırmak istiyorum efendim. Güzel güzel bu coşkuyla devam edeceğiz. Efendim kim geliyor diyorsunuz? Hani daha önceden de bunun bir nakaratı vardı. Belki de ben söylerken hatırlarsınız. Yardı yar. Yar bağrımı yardı yar. Şimdi huzurlarınıza geliyor efendim. Derdi yardır, derdi yar. Sakın gönlünüzde hiç, sakın siz gönlünüzde eksik edin hakiri. Ara sıra sizler de alkışlayın fakiri. Ama beni bırakın, ben size çağırayım. Bakın kimler geliyor efendim. Aşık Zakiri.
Evet, çok kıymetli, saygıdeğer dava arkadaşlarım. Cümleten merhaba, hoş defa geldiniz. Sizi böyle bir arada görmek bizleri çok mutlu ediyor. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun, var olun. Çok sağ olasınız.
Fakir çalış bu davada olasın, Hakk'ın rızasını böyle bulasın. Vatan hizmet bekler böyle bile. Thank you.
sultan için şaşkınım. Gül sultan düşkünüm. Ben ona beş yerden çalayım, söyleyeyim sizler sağ olun, var olun.